TRT ve Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstikbalin Yüzyılı tanıtım programına katıldı. Erdoğan, milli muharip uçağımızın ismi Kaan'dır, isim babası da Devlet Bey'dir dedi. Atak taarruz helikopterimizin abisi diyebileceğimiz ağır sınıf taarruz helikopterimiz Atak 2'yi ilk kez havalandırdık. Dünyanın ilk uçan insansız savaş uçağı Kızıl Elma'dan sonra Anka 3 muharip insansız savaş uçağımızı da ilk yürüyüşünü yaptı. İzlediniz mi? Adı Kaan. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bu gelişmelerin coşkusunu bugün burada sizlerce topluca yaşamak istedik. Gelin bu uçuşların görüntülerini hep birlikte izleyelim dedik ama izledik zaten. Şimdi bir dakikalık videoyla bunu tekrar edelim. Evet, bugün burada görüntülerini izlediğimiz iftihar verici gelişmeleri taçlandıracak yeni adımlar atacağız. Bunlardan biri milli muharip uçağımıza vereceğimiz isimdir ki bu ismi verdik. Milli muharip uçağımızın ismi artık Kaan'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir. Tabii şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. TCG Anadolu'ya, Altay'a, İMECE'ye, diğer projelerimize neler dediler biliyorsunuz. Bunlara da herhalde maket diyeceklerdir. Dikkat ederseniz ülkemizin savunma sanayinde elde ettiği her başarıdan bunlar bir de suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Hiç kusura bakmasınlar. Biz bunları da suyun öteki tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Biz Türkiye'yiz. Biz Türk milletiyiz. Bizi gerçeklikten kopmakla itham edenleri umutlarını bağladıkları hayallerden uyandırmaya tek başına Kaan ve Hürjet bile yeter. Bugün buradaki coşku, gurur birilerini tedirgin ediyorsa ne mutlu bize. Demek ki doğru yoldayız. Öyleyse durmak yok, yola devam diyerek daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında Karabük Kardemir'e işçi alımıyla ilgili Karabük Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alınacağını duyuruyorum dedi. Tabii şimdi de ülkemizin önde gelen demir çelik tesislerinden Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alacağımızın müjdesini veriyorum. Yönetim kurulu başkanımızla da görüştüm. Ve Kardemir'in gücüne güç katacağına, üretimini ve kazancını katlayacağına inandığım 600 yeni istihdamın şimdiden Kardemir'e ve Karabük'e hayırlı olmasını diliyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak mitinginde halka hitap etti. Kılıçdaroğlu devlet adalet üzerine inşa edilir dedi. Herkese para var, emekliye gelince nereden bulacaksın? 27,5 yılımı devlete harcadım. 27,5 yılımı. Bütçe nasıl yapılır gayet iyi bilirim. Devletin ne olduğunu da gayet iyi bilirim. Paranın nerelere harcanması gerektiğini de gayet iyi bilirim. Savurganlığı önlemenin nasıl olması gerektiğini de gayet iyi bilirim. Emekliye para verilecek derseniz bütçeye ödemeyi koyarsınız emekliye. Ramazan bayramında, kurban bayramında zaten yılda iki sefer birer ikramiye vermenin hiçbir sakıncası yok. Ödeneğini koyarsınız, para da ona göre harcanır. Sözüm söz. 418 milyar doları dışarıya götürenler,
size de sözüm söz. Götürdüğünüz paranın tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Onlar tanıyorlar ki Bay Kemal devleti bilmez. Devleti tanımaz. Devlet bakidir. Devlet adalet üzerine inşa edilir. Devlet parti değildir. Parti devletine dönüştürdüler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. Devletine liyakatli insanların yöneteceği bir devlet olacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunu da sağlayacağız. Fizik tedavi kuyruğu son bulacak diyor sana söz. 10.000 fizyoterapist atanacak diye. Meraklanmayın. Öğretmen kardeşlerim var. Bakın ücretli öğretmen var. Sözleşmeli öğretmen var. Kadrolu öğretmen var. Aynı işi yapıyorlar. Biri 100 lira alıyor. Biri 300 lira alıyor. Biri 5.000 lira alıyor. Olmaz. Öğretmen öğretmendir. Ve öğretmenlerin hepsinin kadrolu öğretmen ve kendi kıdemlerine göre de aylık almaları gerekir. Bakın her şeyin adaletini düşünüyorum. Her şeyi adalet üzerine inşa etmeye çalışıyorum. Bundan emin olmanızı isterim. Bir şey daha. Bizim pırıl pırıl evlatlarımız işsiz. Pırıl pırıl gencecik çocuklar işsiz. Ama 3.600.000 Suriyelimiz var. Sizlerin oylarıyla Allah nasip ederse en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine uğurlayacağız. En geç 2 yıl içinde. Bize diyorlar ya, Bay Kemal milliyetçi değil. Ya vatanını seven kim? Bay Kemal. Yabancıları göndermek isteyen kim? Bay Kemal. Yabancılardan medet uman kim? Onlar. Her türlü kötülüğü yapanlar onlar. Ama suçlu Bay Kemal oluyor. Ben bu milletin vicdanına güveniyorum. Bu milletin ahlakına, bu milletin erdemine güveniyorum. Beraber bu ülkeyi değiştireceğiz. Artık bir değişime ihtiyacımız var. Bir değişim olsun artık ya. Yeter artık ya. 20 yıldır, 22 yıldır yeter. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende mitingi için Karabük'e geldi. Devlet Bahçeli ilk olarak Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti. Bahçeli ziyaretin ardından Kemal Güneş Caddesi'nde halka hitap etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende mitingi için Karabük'e geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Bahçeli, MHP'li belediye olan Karabük Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Rafet Vergili ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bahçeli daha sonra makama geçti. Burada teşkilat mensuplarının kendilerini tanıtmasının ardından Başkan Vergili Bahçeli'ye Karabük'te yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bahçeli ziyaretin ardından miting alanına geçmek üzere belediyeden ayrıldı. Hürmetle karşılıyor ilkeli lider. Hoş geldiniz. ...14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerine hazır mıyız? Hazır! Vakti saati geldiğinde koşa koşa sandığa gidecek miyiz? Hazır! Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek miyiz? Hazır! Cumhur İttifakı'nı destekleyecek miyiz? Parlamenter sistem demek, siyasi anlaşmazlık ve kriz demektir.
Parlamenter sistem demek, istikrarsızlığın ve irade kasplarının etkinliği demektir. Parlamenter sistem demek, koalisyon, kargaşa, huzursuzluk ve umutsuzluk demektir. Türk milleti tarihiyle, kültürüyle, kimliğiyle ve hükmü şahsiyetiyle mücahir ve mutabık yeni bir sistemi hür iradesiyle kabul ve tasdik etmiştir. Geriye dönmek, uçuruma sürüklenmektir. Parlamenter sistemi vaat edenlerin siyasi vizyonu ve ekonomik projesi mefluştur. Aynı zamanda geleceğin ve milli gerçekleri okuma kabiliyeti de sakat ve sancılıdır. Aziz Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti, var olan bütün kirli senaryolara ve sömürgeci oyunlara rağmen payidarlığını ebed müddet koruyacaktır. Karabük ve mücavirlerimizde faaliyet gösteren iş adamlarımızın, müteşebbislerimizin özlemle beklediği Filyos Limanı'nın ihracata ve ticarete yönelik kullanımı açılması için Karabüklü kardeşlerim, sıra sizlerde, yetki hepinizde. Biz ekonomik kalkınmanın ve sanayinin yanındayız. Huzurlarınızda Milliyetçi Hareket Partisi Karabük milletvekillerimiz, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey, adaylarımızı sizlere emanet ediyor. Hayırlı uğurlu olsun Karabük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kardemir'e 600 işçi alınmasıyla ilgili açıklamalarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili adayı Cevdet Akay, Türkiye için çok önemli bir seçime 2 hafta kala Kardemir'in siyasi malzeme yapılması doğru değil dedi. Sevgili hemşerilerim, Kardemir'e 600 işçi alınacağı seçim öncesinde siyasi vaat olarak Karabüklerin önüne konuluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki aylarda Kardemir'e 600 işçi alınacağını bir televizyon programında açıklaması, Karabük'te AK Parti adayları tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmaya başlandı. Kardemir, Karabük'ün varlık sebebidir. Kardemir siyaset üstü bir kuruluştur. Kardemir'den siyaset yapacaksak, Kardemir'i kuran Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim yapmamız lazım. Kardemir 1 Ocak 1995 tarihinden bu yana özel sektör olarak faaliyet göstermekte ve hisselerinin tamamı borsada işlem görmektedir. Soruyorum şimdi, tüm Karabüklerin vicdanlarına seslenmek istiyorum. Türkiye için çok önemli bir seçime 2 hafta kala Kardemir'imizin siyasi malzeme yapılması sizce doğru mu? Şu soruları lütfen kendinize soralım. 1. Sayın Cumhurbaşkanı Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 işçi alınacağını açıkladı. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde kendisinin yeniden seçileceğini nereden biliyor? Bütün anketler Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık ara önde olduğunu gösteriyor. 2. Kardemir borsada hisseleri işlem gören bir özel sektör şirketidir. Kardemir'e baskılar ile yönetim kurulu üyeleri atayıp Kardemir'i kendi babalarının çiftliği haline getirdiler. Bunu biliyoruz da Kardemir devletleşti de biz mi takip edemedik? 3. Kardemir'de en az 1000 ile 1500 arasında eleman eksikliği olduğu herkesçe bilinmektedir. Borsadaki işlem gören bir büyük şirket ihtiyaç duyduğu zamanlarda elbette eleman alacaktır. Ancak seçime 2 hafta kala 600 işçi alınacağının bizzat Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması çok eski yıllarda yapılan seçim kandırmacasıdır. Onurlu Karabük halkının 14 Mayıs'ta bunun cevabını sandıkta çok sert bir biçimde vereceğini hep birlikte göreceğiz. 4. Kardemir'e 600 işçi de alınabilir. Hatta 1000 işçi de alınabilir. Ancak seçime 2 hafta kala işçi alımı yapılacak diye ailelerden İşsiz gençlerimizin isimlerinin toplanmasını etik bulmuyorum. Zaten bundan önceki televizyon programlarımda ifade ettiğim gibi Kardemir'in ihracat potansiyelini arttırarak
geçmiş zamandaki personel sayılarına ulaşılacak bir istihdam politikasının Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında süratle hayata geçirileceği muhakkaktır. Tabii ki Kardemir'e işçi alınacak. Ama seçim malzemesi yapılmadan, hakkaniyet içerisinde, liyakata ve hakkaniyete uygun alımlar yapılmalıdır. Millet İttifakı'nın iktidarında göreceksiniz, 600 değil, onun çok daha fazlası arttırılan ciro ile beraber karlılıkta da düşüş olmadan gerçekleştirilecektir. Hak İş Konfederasyonu Karabük İl Başkanlığı, konfederasyona bağlı sendika başkanları ve üyeleriyle birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak üzere Karabük Kent Meydanı'nda bir araya geldi. İlk olarak çelenk sunumuyla başlayan tören, Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz'ın Hak İş Konfederasyonu basın bildirisi okumasıyla devam etti. Törene Kardemir Genel Müdür Yardımcısı Arslan Narin, Özçelik İş Sendikası yöneticileri, Hak İş'e bağlı sendika başkanları ve üyeleri, dernek ve cemiyet başkanları, milletvekili adayları ve muhtarlar katıldı. Kadrini bilen biziz emeğin, biziz çeliğe su veren, demir iplik gibi büküp haddelerden geçiren, biziz kara kömürü ak naftaline çeviren, biz olmaz isek ana dizi, yar dizi mutlu değildir. Bugün 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü. Bugün 1 Mayıs, işçinin ve emekçinin bayramı. Emeğin başkentinden, Karabük'ten tüm dünya işçilerinin, ülke emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Bugün 1 Mayıs, emek ve alın teri dökenlerin, üretenlerin, çocuk işçilerin, kadın işçilerin, helalinden rızık kazanmak için mücadele edenlerin, ezilenlerin, mağdurların, hakları gasp edilenlerin, emek ve hak mücadelesi verenlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın kutsal emek mücadelemiz, yaşasın hak iş. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Dün biliyorsunuz Kardemir'e 600 işçi alımı müjdesi verdi. Bu Kardemir için büyük bir sorundu. Çünkü arkadaşlarımız uzun yıllardır 8-8 mesai sistemiyle çalışıyorlardı Kardemir'de. Cumhurbaşkanımızın dünkü müjdesiyle birlikte bu sorun da çözüme kavuşmuş oldu. Ben bu yolda bize destek olan Sayın Genel Başkanımız Sayın Yunus Değirmenci'ye, milletvekili adaylarımıza, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alparslan Bayraktar'a ve Cumhurbaşkanımıza, sizin huzurunuza teşekkür ediyorum. AK Parti Karabük Milletvekili adayı Cem Şahin seçim çalışmaları kapsamında mahalle toplantılarına Yeşil Mahalle ile devam etti. Cem Şahin ve parti üyeleri Esentepe Öğretmen Evi'nde Yeşil Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek 14 Mayıs seçimlerinde partisine destek istedi. Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Esentepe mahallemizin güzide sakinleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kutlu yürüyüşümüzde, kutlu bir zaferin arifesinde inşallah hep beraber güzel liderimizin, güzel davamızın, güzel teşkilatımızın, kıymetli milletimizin destekleriyle büyük bir zafer ölüyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugüne kadar sizlerin desteğiyle, sizlerle birlikte çok yol kat ettik. Çok güzel neticeler aldık, çok güzel mücadeleler verdik. Hane hane, kapı kapı, sıkılmadık, girilmedik, gönül bırakmadık. İnşallah bundan sonraki süreçte sizlerin destekleriyle bu 14 günü çok daha verimli bir şekilde değerlendireceğiz. Sizlerden istirhamımız,
Çalmadık kapı bırakmayalım. Şöyle bir telefon rehberimizi elimize alalım. Rehberimizde kim varsa, akraba, eş, dost, arkadaş, büyüğümüz, küçüğümüz, hepsine ulaşmaya çalışalım. Burada bizlerle beraber oldunuz. Evi köyü bıraktınız, çoluğu çocuğu bıraktınız. Burada birlik ve beraberlik içerisinde bulunmayı tercih ettiniz. Hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Esentepe her seçimde öyle bir esti ki onun rüzgarıyla Karabük'te AK Parti sürekli birinci parti oldu. 14 Mayıs'ta da böyle esecek miyiz inşallah? Öyle bir esenin her kök sağa sola dağılsın, doğru zamanda doğru adam yükselsin. O bizde Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah sizlerin bekleyin. 14 Mayıs tarihinde ikinci bir bayram yaşayacağız inşallah. Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Ve Karabük'ten de inşallah 3 tane milletvekili gidecek sizin desteğinizle. AK Parti Karabük Milletvekili adayı Ali Keskin Kılıç bugün Özçelik İş Sendikası'nı ziyaret etti. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayan milletvekili adayı Ali Keskin Kılıç ve Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam katıldığı programda verdiği Kardemir'e 600 işçi alınacağı haberini değerlendirdi. Evet arkadaşlar, bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Bugün 1 Mayıs işçinin ve emekçinin bayramı. Ben böyle özel bir günde, bizim için böylesine özel bir günde bizleri ziyarete gelen, unutmayan ve bu günümüzü kutlayan AK Parti milletvekili adayımız Sayın Ali Keskin Kılıç'a ve heyetine, kurmaylarına teşekkür ediyorum. Ben de emeğin başkenti Karabük'ten tüm dünya emekçilerinin, ülke emekçilerinin ve temsil etmekten her zaman onur duyduğum Şanlı Çelik İşçisi'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, teşekkür ediyorum. Öncelikle ben Sayın Cumhurbaşkanımıza dün 1 Mayıs için vermiş olduğum müjdelerden Karabük'ün payına düşen 600 kişilik Kardemir işçi alımı duyurusu için de teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok önemli bir konuydu. Niye önemli bir konuydu? Kardemir'de yaklaşık 5 yıldır fabrikanın %10'u ünitelerde 8-8 mesai sistemiyle çalışıyordu. Arkadaşlarımızın birçoğu hafta tatili ve yıllık izinlerini kullanamaz durumdaydılar. Tabii bu alınacak 600 kişiyle birlikte inşallah fabrika biraz nefes almış olacak. Arkadaşlarımız normal çalışma sistemine dönmüş olacaklar. Ben bu sorunu, bu konuyu çözüme kavuşturan, bu yolda da bize destek olan milletvekili adaylarımıza çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum ve yönetim kurulu başkanımız Sayın Alparslan Bayraktar Bey'e de çok teşekkür ediyorum. İnşallah Kardemir işçisinin beklediği birkaç konu daha var. Onların da en yakın zamanda çözüme kavuşacağına inanıyorum. Türkiye'de ilk sendika hareketinin, ilk emek hareketinin oluştuğu şehirdir Karabük. Bugün de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Biliyorsunuz 12 Eylül'de 1 Mayıs resmi tatil olmaktan çıkarılmıştı. İşçiler için bir gün bile çok görülmüştü. Bayram kutlamaları yasaklanmıştı o zaman 12 döneminde. Belki yaşı ileri olanlar hatırlarlar. Ama 2009'da AK Parti hükümeti tarafından tekrar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan edildi. Biz Karabük'te yaşayan insanlar, Karabük'ün varlık sebebinin emek olduğunu, emekçinin alın teri olduğunu çok iyi biliyoruz. Bütün emekçilerin bayramları kutlu olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu müjde son derece Karabük açısından önemli. 2010 yılından sonraki en büyük alım. Yani o zamandan bu tarafa işçi alımı devam etti ama küçük partiler halinde devam etmişti. Bu kadar büyük bir rakamın verilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyu özellikle takip etmesi, bu müjdeyi de kendisinin vermesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın Karabük'e verdiği önemi, Kardemir'e verdiği önemi de gösterme açısından önemlidir. Tabii bu süreçte özellikle Cem Şahin vekilimizin, adayımızın müthiş bir performansı oldu. Ben yakından bildiğim için onun hakkını da bu noktada teslim etmek isterim. Bilinmesini isterim olayın, bir takım da Perdegil'in gerisi vardır. Cem Bey bu konuda inanılmaz bir gayret gösterdi. Ben kendisine de teşekkür ediyoruz buradan.
Cumhuriyet Halk Partisi Karabük'ün en fazla nüfusa sahip mahallesi 5000 evlerde seçim bürosu açtı. İktidar mesajlarının verildiği açılışta CHP milletvekili adayları Cevdet Akay ve Abdullah Çakır'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birleşe, birleşe kazanacağız. Bizim üçümüz de hepimiz birlikte heyecan içinde 14 Mayıs'ı bekliyoruz. İnşallah, inşallah 14 Mayıs'ta zaferi biz kucaklayacağız. Çok az bir zamanımız kaldı. Zaferi hep birlikte yaşayacağız. 14 Mayıs'ta ülkemize hak, hukuk, adalet gelecek. Umuyorum hepimiz için en hayırlısı, en güzel sonucu çıkartacağız ve burada 5000 evler buna öncülük edecek. Seçime çok az bir zaman kaldı. 14 gün kaldı. Biz sürekli arazideyiz. Sokaklardayız. Ben hep söyledim. En iyi anket sokaktır, sokak. Sokakta biz ne olduğunu çok iyi görüyoruz. İnsanların gerçekten bugün 100. yıla CHDP ile beraber karşılıklı girdik. 100. yıldaki bütün esnaflarımızı gezdik. Vatandaşlarımızla sohbet ettik. Sokak ne diyor biliyor musunuz? Bu iş bitti diyor, bu iş bitti diyor. 14 Mayıs'ta Çankaya Köşkü'ne genel başkanımızı çıkarmaya söz veriyor musunuz? Bugün 5000 evlerdeki seçim buramızı hep beraber açacağız. İttifak ortaklarımızla, ittifak başkanlarımız, başkan yardımcılarımız, bütün partilerin aramızda. Halkımız bizi kucaklaştı, bütünleşti. Hakikaten sorunlarıyla ilgili de o kadar bize açılıyorlar ki bu sorunları da not alıyoruz. İnşallah iktidara geldiğimizde bu sorunları da hep beraber çözeceğiz. Bunu da hep beraber başaracağız. Birleşe birleşe başaracağız. Sizden ben de söz almak istiyorum. İktidara geliyor muyuz? Geliyoruz. İktidara geliyor muyuz? Geliyoruz. İnşallah hep beraber iktidara geliyoruz. Bir tane var, başka yok. Hep beraber tutacağız bunu. Gelin hep beraber. Tamam, hadi. Hadi bakayım. Bravo. Haydi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları hafta sonunda da yoğun çalışma temposuna devam etti. 100. yıl mahallesinde esnaf ziyareti yapan Cevdet Akay ve Abdullah Çakır ardından Eski Pazar programından dönen Bayram Karadağ ile birlikte 100. yıl mahallesi kafelerinde gençleri ziyaret etti. CHP milletvekili adayı Cevdet Akay cumartesi gecesi yapılan ziyaretin ardındansa pazar gününe Safranbolu'ya bağlı Karıt ve Navsaklar köylerinin halkıyla buluşarak başladı. Şimdi çoğu da evde yok. Bir ilçe kadar varız. Eski pazar ilçesi var. Yenice eski pazarda da varız. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Abi, sonsuz araba yanınızdayız. Evet. İnşallah bu sefer olacak. Canlı okuyacağız. Bu sefer olacak. Sizlerle başaracağız. İnşallah. Böyle İnşallah. Destekleri gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Vallahi gece gündüz çalışıyoruz. Kalbimiz, gönlümüz tamam. Sizinle sonsuza kadar da destekçiyiz. İnşallah. Sana CHP'ye göreceğim. Sağ ol. Sana vereceğim. Çok teşekkür ederim. Yeminle bir de sana çalışıyorum yani. Sağ ol. Allah bak, yemin ediyorum sana. Allah'a kula şahidim de sana vereceğim. Sağ ol. Valla bizi var ya o kadar güzel motive ettiniz ki o güvenliğiniz hiç solmasın. Daim hep birlikte olsun. İnşallah biz buradan çıkacağız ve size çay içmeye geleceğiz. İnşallah. Bak üst katta dahil. Onun üstüne dahil. Her şey güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. İnşallah. Ne güzeli. Oldu diyoruz biz. Değil mi? Ben bugün Sayın Akay da var aşağıda. Bu yaşamlarda. Değişim olması gerekiyor. Şöyle ha? Evet. Lazım. Beraber değiştirelim. İnşallah. Niye olmasın? Tamam. İnşallah. Şu anda bütün teşkilatımızla, milletvekili adaylarımızla beraber 100. yıldaki kafeleri, restoranları ve mutlaka da genç kardeşlerimizi görmek üzere ziyaretimize başlıyoruz. Gün yoğun bir şekilde devam etti. Akşamı da en güzel şekilde değerlendirip inşallah birlik beraberlik içerisinde iktidara yürüyoruz. Gündüz esnaf ziyaretlerimizi yapmıştık. Pazar yeri ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik.
Onlarla partimizin görüşlerini anlattık. Akşam da özellikle kafelerdeki gençlerimizi ziyaret etmek için örgütlerimizle ve ittifak ortaklarımızla beraber hep beraber biraz sonra gençlerimizi ziyaret edeceğiz. Birlik beraberliğimiz devam ediyor. Hep diyoruz ya, kazanan biz olacağız sonuçta. Her şey çok güzel olacak. Evet, ben birkaç gündür Eski Pazar'da çalışma yaparken Karabük'ü ihmal ettim. Arkadaşlarımız da bugün burada 100. yılda hep beraber bir enerji yapacağız. Sayın İttifak Ortağımız partilerin il başkanlarıyla, il yöneticileriyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileriyle özellikle 100. yıldaki gençlerle şunu söylüyoruz. Biz gençlerin geleceğini güzel günler yaşaması için mücadele ediyoruz. Sahibi. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde hepinize başarılar dilerim. Köylerimizin sorunlarını zaten şimdi ileteceğiz. Karık Köyü'nün çok değerli hemşerilerimiz, hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Tabii ki işçimizin, emeklimizin, köylümüzün, esnafımızın sorunlarını biliyoruz. Bu bölgede aynı zamanda hem çiftçiler hem de emekliler var. Dolayısıyla emeklilerimizle ilgili yaşam koşullarının ne kadar alt seviyede olduğu muhakkak. Çiftçilerimizin gelirleri de böyle. Biz emeklilerimizi, işçilerimizi, esnafımızı rahatlatacağız. Örneğin tarlaları sürerken ki kullanacağınız mazotta ÖTV indirimi, yani ÖTV'siz yakıt size temin edeceğiz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Burada da hepinizin huzurunda söz veriyoruz. İnşallah parlamentoya gittiğimiz zaman buradaki ziyaretlerimiz belirli aralıklarla devam edecek. Not aldığımız o sorunların da nasıl beraber çözüleceğini beraber göreceğiz burada yani. Tabii ki bu bölgenin de kendine has sorunları var ama genel Türkiye'nin, Karabük'ün sorunlarıyla da benzer sorunları da var. Emeklimizin sorunu var, işçimizin sorunu var, esnafımızın sorunu var, çiftçimizin, sizlerin sorunları var, orman köylümüzün sorunları var. Biz bu sorunları çözmek için iktidara gelmek üzere gece gündüz teşkilatımızla beraber çalışıyoruz. Seçim çalışmalarına devam eden MHP Karabük Milletvekili adayları Ahmet Dönmez ve Murat Orhan bugün Safranbolu Sanayi Esnafı'nı ziyaret etti. Esnafa kolaylıklar dileyen Dönmez ve Orhan BRT ve mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu. Hoş gördük. Hoş gördük. Sağ olun. Hakkın helal. Kusura bakmayın. Kendinizi anlatmamız lazım. 5 yılda bir. Nasıl değerlendirelim? Safranbolu'dayız ama öncelikle 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma Bayramı'nın tüm işçi kardeşlerimize ve emekçi ve her kardeşlerimize bayramını kutlayarak başlamak istiyorum. Karabük'ü karış karış gezerek Safranbolu ilçemizdeyiz bugün. Bugün esnafımız da iç içe oluyoruz. Ve bu neticede de onların da teveccühünü görüyoruz. Sağ olsunlar. Biz gittiğimiz her yerde öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir oy ve akabinde de aşağıda parlamentoda da Milliyetçi Hareket Partimize bir oy istiyoruz. Bir oy derken ailenin tamamından yarısını da bize verin diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ni Karabük'te İnşallah birinci parti olarak çıkaracağız ve de Ahmet Bey'i meclise göndereceğiz diyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle ben de 1 Mayıs İşçi Bayramımızın, işçilerimizin bayramını kutluyorum. Bugün Safranbolu esnafımızla dualarla birlikte işe başladık esnaf arkadaşlarımızla. Safranbolu sanayisinde de her zaman olduğu gibi biz adım adım ilk baştan söylediğimiz gibi Karabük'te girmedik gönül, açmadık kapı bırakmayacağız. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun da karşılığını görüyoruz. Karabük'te hiçbir siyasi parti gözetmeksizin partimize çok yoğun bir teveccüh var. Bu da bizim mesuliyetlerimizi daha da artırıyor. İnşallah 15 Mayıs sabahı biz de tüm Karabük'ü kucaklayacak
tüm Karabük'e kapılarımızı açacak şekilde 7/24 hizmet esaslı vatandaşlarımıza bu şekilde anlatıyoruz. Bunun da karşılığını alıyoruz. Bu mihmalde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçe Başkanı Cersan Bey. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Kardeşim, nasılsın? Kardeşim, böyle biraz gönüllü inşallah. Abi bir hayırlı olsun ne demektir? Öyle doğru, ben onu duyamadım. Zordayız demek. Sağ ol, Allah razı olsun. İYİ Parti 5000 Evler Mahallesi'ndeki seçim bürosunun açılışını yaptı. İYİ Partili Başkanı Recep Yılmaz, milletvekili adayları Kübra Dursun, Ozan Canyurt ve Gökçe Özdemir, Şahin Tepesi bölgesinde vatandaşlar tarafından meşalelerle karşılandı. CHP İYİ Parti ile hep beraber meclise. Şimdi bizi tutuşsun mu korkutacak? Bu kadro İYİ Parti'mizi Karabük'te bugüne kadar en liyakatli, en çalışkan ve en geç milletvekili adayları. Beşbirler Mahallemizde seçim irtibat bloğumuzun açılmasına destek veren, katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Böylesi güzel bir karşılama için ayrıca teşekkür ediyorum. Herkesi birlikte görmek, gülen gözler, gülen suratlar görmek çok güzel. Gökçe Özdemir, bu güzel kadronun bir diğer üyesiyim. Biz iyi eğitimli, genç insanlarız. Sizlere layık olmak için buradayız. Teveccühleriniz için buradayız. Her şey iyi olacak. Bizlere, ilime, bilime, gençlere güvenmenizi istiyoruz. Bu güzel günde burada olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. 2002 yılından bu yana bizim şehrimizde işsizlik problemi var mı? Var! 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 Sağlık problemleri var mı? Var! Çevre kirliliği, hava kirliliği var mı? Var! Var! Ulaşım, çevre yolu problemi var mı? Var! O zaman sorun var. Einstein'ın bir sözü var. Diyor ki aynı eylemleri yaparak farklı sonuç elde etmeyi beklemeyin diyor. Bu ülke bizim! Bu ülke bizim! Çok çalış! Çok çalış! Varsayma! Varsayma! Göz yumma! Göz yumma! Çok sev! Çok sev! Çok sev! Çok sev! Çok sev! Çok sev! Sizleri çok seviyorum. İnşallah 14 Mayıs akşamı, 15 Mayıs sabahı kutlamalarımız olacak. Neyin kutlaması? Liyakatlilerle liyakatsizlerin arasındaki farkı gösterdiğimiz kutlamalar olacak. Liyakatsizleri yerinden edeceğiz. Yıllardır olmayan adaleti bizler yerine getireceğiz ve tesis edeceğiz. Ozan vekilimizin ve Gökçe vekilimizin de dediği gibi maalesef zenginle fakirin ayrımının kalmadığı, fakirin tam fakir olduğu ama ceplerini yandaşlarının doldurduğu bir ülke haline geldik. Bu Karabük'te de böyle, maalesef Türkiye'de de böyle. Hepimizin birçok noktada canı yandı, yanmaya devam ediyor. Ama ben hemşerilerimin arasında hasbihal ederken, yolda yürürken, ziyaret ederken 40 yaşında benim evladım hala bir yerlere atanamadı ve iş bulamıyor kızım diye kulağıma söylediklerinde ben utanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kesmiyorsa anlayın. Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili adayları Abdullah Çakır ve Bayram Karadağ 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kardemir girişinde işçilerle buluştu. Milletvekili adayları ardından Özçelik İş Sendikası'nı ziyaret etti. Emek bayramımızı kutluyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Halk Partisi olarak 1 Mayıs'ımızı kutluyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Milletvekili adayıza. Tamam. Bizi kutluyoruz çalışanları. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayım. Desteklerinizi bekliyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak 1 Mayıs İşçi Bayramımızı kutluyoruz. Ben milletvekili adayıyım. Desteklerinizi bekliyoruz. Sonuna kadar. Arkadaşlara da söyle. Tamam. Nasıl? Hoş geldiniz. Nasıl? Safa geldiniz. Şöyle bir tane. Hayırlı olsun. Şey, hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Devam edelim. Bugün 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı. Ben de 30 yıldır emekçi olarak çalıştığım kurumun önünde sizlerle işçi bayramını kutlamak üzere buluştum. Biz her zaman şunu söylüyoruz. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Bütün işçi arkadaşlarımızın 1 Mayıs'ını kutluyoruz. Sabah onlarla buluştuk. Gözlerindeki ışıltıyı aldık. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçi bayramı. Bayramını kutluyorum. Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? Seçim çalışmalarınızı takip ediyorum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi iyi gidiyor yani. Zaten emeğin değerini bilen partilerin herhalde ilk sırasında da Cumhuriyet Halk Partisi gelir. O yüzden Bayram abi, tamam. Abdullah abi diyorum yani, benim gerçekten abilerim. İnşallah onlara da hayırlı olsun dediklerimi iletiyorum. Ziyaret kapsamında 1 Mayıs İşçi Bayramı olduğu için özellikle sabahtan Kardemir'in önünde başladığımız programımıza baş temsilcilik ve bugün de Sayın Başkanımızı Şube Başkanlığı ziyarete geldik. Öncelikle kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Biz her zaman dediği gibi emek ve emekçiden yanayız. Ve bu şekilde tavrımız da devam edecektir. İnşallah iktidarımızda emeğe olan değeri bir kat daha artırıp hep beraber güzel günler göreceğiz. Evet, 3 Nisan 1990'dan bu yana bir Kardemir çalışanıyım. Çıraklı okulu dahil olmak üzere Karabük Demirçelik Fabrikaları emekçisiyim. Ve o tarihten bu yana da Özçelik İş Sendikası'nın üyesiyim. Bizim amacımız ne? Bizim amacımız emeğin üstünlüğü. Emek sarf eden insanların her şeyin en iyisine layık olması. Ve bu yönde mücadelemi Çelik İş Sendikası'ndaki arkadaşlarımız sendikada, ben de siyaset arenasında devam ettiriyorum. İnanıyorum ki bizler hep beraber güzel günler göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sinan Doğru'yla geldik. Biz zaten bugün işçi bayramı. Hem işçi bayramımızı... İşçiyiz ama çalışıyoruz maalesef. Öyle mi? Bugün işçi bayramı. İşçi bayramı olduğu için genellikle işçiler çalışıyor, tatil yapıyor. Ama bizim şöyle bir sözümüz var. İşçi bayramı ise, emekçi bayramı ise, emekçiler layık olduğunu alacak. Koşturuyoruz işte. Herkesin bir ideali var, bir dünyası var. Biz de anlatıyoruz. Diyoruz ki insanlar daha güzel şartlarda yaşamayı hak ediyorlar. Şükür, bu halimize yani, de şükür. Şükür ama daha iyisini de hak ediyoruz. Yani, değil mi? Hep beraber daha iyisini. En zor mesleklerden bir tanesi. Evet. Bitti de. Bitti de artık, yetişmiyor. Evet. Ama şimdi bu pahalılıkla insanlar gene başladı. Tabii daha çok olmaya başladı. Şimdi ayakkabı tamircilerini dolaşıyoruz. Abi ben memnunum diyor. Niye? Şimdi ekonomi kötü gittikçe tamire ayakkabı gelmeye evet. başlıyor. Çünkü elbise tamiri. Öyle artık insanlar herkes ekonomiye göre şey yapıyor. İYİ Parti Karabük Milletvekili adayları Kübra Dursun ve Ozan Canyurt, 1 Mayıs Emekçi ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kardemir işçilerinin bayramını kutladı. Şöyle buyurun. Rica ederim. İşçi bayramımız kutlu olsun. Şöyle buyurun. Teşekkür ederiz. İşçi bayramımız kutlu olsun. Teşekkür ederiz. İşçi bayramımız kutlu olsun. Merhabalar. 1 Mayıs İşçi bayramımız tebrik ediyorum. Merhaba. Ozan İşçi Canlı bayramımız kutlu olsun. Merhabalar. Rica ederim. Emek ve Dayanışma Günü tebrik ederiz. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Ben de hem bir işçi çocuğu olarak hem de demir-çelik fabrikalarında yaklaşık 1,5 yıl mesai yapmış birisi olarak bugün işçi kardeşlerimize bayramlaşmış olmaktan büyük keyif ve mutluluk duydum. Ülkemizde emeğin ve işin başkenti Kardemir AŞ ve demir-çelik çalışanları. Bizler de bugün onlarla bir araya gelerek onların bu mutluluğuna ortak olmak istedik. Umuyorum önümüzdeki süreçte 14 Mayıs'tan sonra hep birlikte daha büyük bayramları da kutlayacağız. Bugün işçilerimizle birlikte geçirdik. Tabii ki de bugün işçi bayramı 1 Mayıs. Emekçilerin ve işçilerin günü aslında. Onlarla bir arada olmaktan, onlara bir nebze de olsa
olsa emeklerinin karşılığını gösterebilmek çok onurlandırıyor, gururlandırıyor ve mutlu ediyor bizleri. Tabii ki de hakları bu değil. İnşallah 15 Mayıs sabahı itibariyle biz işçilerimizin ve emekçilerimizin haklarını onlara en adil şekilde, en hak ettikleri şekilde teslim ediyor olacağız. Özellikle Karabük'ümüz başta olmak üzere Türkiye genelinde birçok işçimiz var ama Karabük bir işçi kenti. Çalışan kesime bakıldığımızda Karabük'ün neredeyse %50'si işçi, %50'si ev hanımı ve o yüzden aslında işçilerimiz olmazsa biz burada bir hiçiz. İşçilerimizi böyle önemli günlerden önemli günlere biz hatırlamayacağız. Bayramdan bayrama ağızlarına bir bal çalmayacağız. Hakikaten onların alın teri kurumadan onların haklarını onlara teslim ediyor olacağız. Maalesef siyaset özellikle Kardemir ve işçiler üzerinden yürüyor. Ben buradan tüm siyasetçilere şunu söylemek istiyorum. Lütfen Kardemir'in ve işçilerimizin üzerinden ellerini, dillerini, gözlerini herkes çeksin. İşçilerimizi, emekçilerimizi özgür ve rahat bıraksınlar. Bugün normalde işçi bayramı 1 Mayıs ama yine işçilerimiz çalışıyor. Yine emekçilerimiz maalesef çalışıyor. İnşallah onların da doya doya güldüğü, eğlendiği, aileleriyle bir arada ağız dolusu böyle huzur içerisinde yiyeceklerini yedikleri, rahat rahat içebildikleri bir bayramlar kutlamayı Allah onlara nasip eder. Biz de inşallah onların milletvekili olarak, onların sesi olarak onlar için vesile olabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan işçi bayramımız 1 Mayıs'ımız kutlu olsun. Millet İttifakı Karabük İl Başkanları'nın ve CHP Karabük Milletvekili adaylarının katılımıyla Saadet Partisi İl Divan toplantısı yapıldı. Toplantıda beraberlik vurgusu yapıldı. Saadet Partisi Karabük İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu Nisan ayı İl Divan ve İstişare toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim toplantılarımızı hayırlara vesile eylesin. Millet İttifakımızın en büyük zaferlerine müjdeli müjde. Hep birlikte bizim 53 yıllık hayalimiz yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Hep birlikte. İçinde yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Ahlakı, dürüstlüğün, hukukun üstünlüğünün, adil paylaşımın, sevginin, merhametin, kardeşliğin oluşturulduğu bir ülke Allah'ın izniyle oluşturacağız. Bizler bu seçimlerde Karabük'te bir ilki başaracağız. Milletvekillerimizi meclise göndereceğiz. Ayrıca 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne göndereceğiz. Biliyorsunuz yeni AK Parti hükümeti mülakatı yeni kaldırışından bahsetti. Halbuki 20 yıldır kendi bildikleri şeyleri yapıyorlar. İnşallah bu adil eski Saadet Partimizin, Refah Partisi dönemindeki sözüyle söyleyip adil düzenin tekrar kurulması için çalışacağız. Yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukları bitirmek için geldik. İnşallah bunu altı parti ortaklarımızla beraber hep beraber bitireceğiz. Gerçekten ikilemlerden diğer olmaktan bıktık artık. Sadece son 15 gün kaldı. Bu ülkede sistemler hak, hukuk ve demokrasi özgürlüğü yok eden, milletin üzerine çökmüş, hepimizi ayrıştıran bu sistemden kurtulmaya son 15 gün kaldı. Bu konuşma içerisinde beni duygulandıran tabii çok önemli bir şey oldu. Rahmetli Erbakan hocamızın sözünü hep beraber yerine getireceğiz. 21 yıllık AK Parti iktidarına beraber son vereceğiz. Bu güzel misafirperverliğimiz için Saadet Partisi'nin il başkanı olmak üzere tüm teşkilatına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bizi çok motive ettiniz, itibarsınız. Sadece hep beraber yanımızdasınız. İktidara yürüyoruz. 15 Mayıs'ta bu seferimiz beraber uçacağız arkadaşlar. Rahmetli Erbakan ve rahmetli Cevit Kıbrıs Barış Harekatı'nı beraber yaptılar. Onlar Kıbrıs'ı kurtardı. Bize diyorlar ki altılı masada siz nasıl birleştiniz? Biz de Türkiye'yi
birleşe birleşe kurtaracağız. Onlar Kıbrıs'ı, biz Türkiye'yi kurtaracağız. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Kıyamete kadar bu gönül bağını asla ve kat'a terk etmeyelim. Rütü'nün ev sahipliğinde düzenlenen ikinci yerel ve bölgesel yayıncılar buluşması Sakarya'da yapıldı. Toplantıya katılan BRTV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çetinkaya, büyük zorluklarla uydudan yayın yapan Anadolu kanallarına sahip çıkılmasını istedi. Toplantıya Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Rütük üyesi Mete Hacı Arifoğlu, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Belioğlu, Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müştat Çetin, Rütük Daire Başkanlarıyla yerel ve bölgesel yayıncı temsilcisi katıldı. BRTV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çetinkaya toplantıda söz alarak uydudan yayın yapan Anadolu kanallarının sorunlarını dile getirdi. Rütük'ten taleplerini sıralayan Çetinkaya, korsan televizyonculuk konusunda önlemlerin alınmasını istedi. Kurum kuruluşlar her türlü parasını alırken biz maalesef yayıncı kuruluşlar sadece yayınlamakta kalıyoruz. Son yıllarda bu anlamda ciddi çalışmalar yapıldığını biliyorum. Ama biraz daha gayretli olun. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız dediği gibi 15 Temmuz'un kahramanları, aslanları artık ölmek üzere. Anadolu televizyonları bitiyor. Ben 9 yıldır uydudayım. 27 yılda televizyonculuk yapıyorum. Artık son demimize geldik. Yani bu kamu spotları konusunda. Bak size şimdi çok güzel bir örnek göstereceğim. Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir yazı geldi bize. Diyor ki şunları yapacaksınız ve buraya da yaklaşık 150 civarında televizyon ve radyoları yazmışlar. Ben sizden sadece şunu istiyorum. Karabük Valiliğine veya diğer valiliklere bizim yayıncı kuruluşlarımız şu televizyonlar ve şu radyolar diye yazın. Biz illerdeki diğer mücadelemizi korsan yayın yapan arkadaşlarına yaparız. Biz ben o zaman derim ki o listeyle beraber sayın valim bunlar haricinde bu RETÜK devletin kurumu bunun haricinde kimseyi dikkate almayınız. Bunun haricinde hiçbir radyoyu dikkate almayınız. Hiçbir toplantıya çağırmayınız. Eline her cep telefonunu alan televizyoncuyum diye meydana çıkmasın. Ben 25 tane arkadaşlara bu hizmeti veriyorum. Ama şu andaki Karabük'teki milletvekili adayları biz buradayken onlar cep telefonundan haber yapıyorlar. Canlı yayınlara konuk oluyorlar. Lütfen bu konuda bizlere yardımcı olun. Yoksa biz Anadolu'nun aslanları, kaplanları 15 Temmuz'un kahramanları bitmek üzereyiz. Haberiniz olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Saygılar. Biz teşekkür ediyoruz. Osman Bey bu işin en yılmaz savunucularından kendisini tebrik ediyorum. Her yerde örnek olarak da veriyorum. Aslında konuşmamdaki esin kaynağı da kendisiydi. Cep telefonuyla çekim yapılması ve yayınlanmasındaki işte onların önüne geçeceğiz, hazırlık yapıyoruz diye. Uzun süre oldu. Elimize geleni yapıyoruz. Valilikleri yazılar yazıyoruz. Müracaatların tamamını değerlendiriyoruz. Bize gelen şikayetleri dikkate alıyoruz ama takdir edersiniz ki o kadar çok yayın mecrası var ki, daha doğrusu eline telefon alıp da bu yayınları yapan var ki, sokak röportajları da bunlardan birisi aslında. Sokak röportajları adı altında röportajını yapıyor. İnternette, YouTube'da, kendi sosyal medya mecralarında veya işte bilmem ne TV deyip altında televizyon oluyormuş gibi yapıp yayınlama maalesef şeyde bulunuyorlar kolaylığında. Bunlar hiçbirini kabul etmiyoruz Osman Bey. Biz de sizinle oturduğunuz yerde duruyoruz. Sadece durmuyoruz. Onun ötesinde de elimize geleni yapıyoruz. Dediğiniz çok doğru, çok yapılabilir bir şey. Biz bunların tamamını valiliklerle paylaşırız. Bunun haricindekiler diğerleri bize lisans değil. Onlarla ilgili olarak gerekli işlemler yapılsın deriz. Böyle önlemler de alır. Çünkü sayın valilerimizin tamamı, ülkemizdeki valilerimizin tamamı bu konularda duyarlı. Gerçekten ehil insanlar.
hak hukuk meselesine dikkat edecek insanlar, kanun ve nizam konusunda dikkat edecek insanlar, bunu yaparız. Bir diğer konu, kamu spotları ve zorunlu yayınlar konusunda iki görüş var, hakim görüş var. Birincisi der ki, bunlar yayıncılığın bir türü de, daha doğrusu bir yükümlülüğüyle kamu yayıncılığıdır. Bunları yayınlamak zorundasınız, bunları yayınlayacaksınız. İşte nihayetinde kanunda da yeri var. Bir diğeri de der ki, evet yayınlayacaksınız, bu bir kamu yayıncılığıdır ama bunu yayınlarken de hazır fırsat, bu fırsat belki yerel medyadan başlamak üzere tüm medyayı kapsayacak ama özellikle yerel medyayı kapsayacak bir desteğin oluşturulması, bir değerlendirmenin yapılmasıdır. TİRATEM'in de yayıncılarımızın da ve bizim de yönetimimizin de baştan beri savunduğu da budur. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ben de aynı şekilde bir destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama konuşmamda da bahsettim. Maalesef yetiştirilemedi. Kanunu düzelme gerekiyor. TİRATEM Başkanı bizim şahidimiz burada kendisi. Bizim görüşümüz olumluydu, resmi görüşümüz olumluydu. Yetişmedi, bu yetişecek anlamda değil. Ama ben biliyorum, gerçekten Osman Bey haklı, yerel yayıncılarımız haklı. Yani TÜRSAT'taki tarifeleri bile farklılaştıramadığımız bir dönemdeyiz. Bunun için çok şey yapıldı, çok şey söylendi. Belki oradan başlayalım, belki özellikle kamu spotları ve zorunlu yayınlardan, daha doğrusu öncelikli yayınlardan başlayarak artık bu işi bitirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zonguldak'ta yerin metrelerce altında kara elmas olarak adlandırılan taş kömürünü gün yüzüne çıkaran maden işçileri rızıklarını dünyanın en zor mesleklerinden birini yaparak kazanıyor. Alın teri dökerek milli servet olan taş kömürünü ekonomiye kazandıran madenciler 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin yanı sıra 23 Ekim 2011 Van depreminde arama kurtarma çalışmalarında önemli görevler üstlendi. Madenciler son olarak asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde taş kömürünü çıkarmak için yaptıkları domuz damı, ayı bacağı, sarma gibi yöntemleri arama kurtarma çalışmalarında kullanarak birçok kişinin enkazdan kurtarılmasını sağladı. Madencilik dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesi. Ama Zonguldak'ın kaderi desek yeridir. Zonguldak kömür deyince Zonguldak akla geliyor. Biz de burada yaşıyoruz ve bu işi burada bu zorluğun içinde yapıyoruz. Ne yazık ki büyük bir acı bir olay yaşadık. Daha önce deprem tecrübelerim, daha önce kurtarma çalışmalarına 99 depreminde, Van Erciş depremine katıldım. O işlerin de içindeydim. Bu deprem bayağı büyük oldu. Hatta devletin büyük bir yükünü madenci olarak bizler çektik. Can kurtardığımız için ama çok memnunuz. Bizim için bir can kurtarmak çok önemli. Tabii ki biz yüzlerce can kurtardık. O açıdan çok memnunuz. Madenciliğin böyle bir şeyle gündeme gelmesi, böyle bir can kurtarma işiyle gündeme gelmesi özellikle bizim için çok sevindirici. Çok zor şartlarda bu işleri yaptık ama hiç o zorlukları biz o zorlukları hiç görmedik. Yani yaptığımız işi severek gönülden yapıyoruz. İnsanların hayatlarına dokunuyoruz. Görevlere gidiyoruz, kurtarma şeylerine gidiyoruz. Yani zor iş ama severek yapıyoruz. Yani madenci olmak kolay, dışarıdan bakıldığındaki gibi öyle kolay görünmüyor ama yani kolay görünebilir hani insanların gözünde ama bu seferki ülkemizin başı sağ olsun yaşadığımız depremde birçok gittik gördük ve madenciliğin orada ne kadar önemli olduğunu tüm Türkiye, tüm dünyaya gösterdik. Yer altında canımız evet birbirimize emanet ederek çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımız da aynı şekilde çalışıyor. Birbirimize güveniyoruz. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı kadını pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Ömerli Mahallesi'nde itfaiye eri olduğu öğrenilen B.Ç. ile Yeşim Sönmez arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç. aracından aldığı pompalı tüfekle Sönmez'e ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekiplerince Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince Çaycuma ilçesinde gözaltına alındı. Sinop'ta yolcu otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu biri ağır 16 kişi yaralandı. Sinop'tan Kastamonu yönüne giden Fahrettin Ş. idaresindeki yolcu otobüsü Sinecan köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan biri ağır, 16 kişi sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolculardan Onur Özdemir otobüsün bir anda yoldan çıkarak kanala doğru gittiğini belirtti. Vallahi nasıl oldu biz de anlamadık. Bir anda şoför rovaraja düşürdü arabayı. Ya hani gözü açık uyuma diyorlar ya, büyük bir ihtimal öyle bir şey oldu. Hani ölümden döndük diyebiliriz yani. Türkiye Yardımsevenler Derneği Karabük Şubesi yönetimi tarafından deprem bölgesi için konser organize edildi. Safranbolu Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından depremde zarar gören 11 ilin yöresel türküleri seslendirildi. Konserin tüm geliri ise deprem bölgesine gönderilecek. Birbirimize bakıyoruz. Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde organize edilen konsere Safranbolu Belediye Başkanı Elif Göse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, CHP Karabük Milletvekili adayları Cevdet Akay, Bayram Karadağ, Dernek, Oda, STK Başkanları ve vatandaşlar katıldı. Birbirimize bakıyoruz. Gözümüzü bile kırpmadan. İnsan göğe her baktığında sadece güneşi aydınlık sanıyormuş. Ay ışığından haberi yokmuş. Çünkü ay ne zaman görülse insan uyumuş. Safranbolu Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu olarak Türkiye Yardımseverler Derneği Karabük Şube Yönetimi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz, depremde zarar görenler yararına hazırlamış olduğumuz 11 ilin türküsü konserimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konser gelirinin depremzedelere ulaştırılmak üzere derneğimize bağışlanma kararı alan Sayın Belediye Başkanımız Elif Köse'ye huzurlarınızda sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bu bölgenin en şanslı kentlerinden biri, ancak etrafımızda ciddi anlamda depremden etkilenecek ilçeler var. O yüzden biz diyoruz ki yine Safranbolu her şeyiyle bu tür felaketlere hazır olmalı. Kendisinde olmasa bile çevresinde olabilecek felaketlerde kucak açan bir ilçe olmalıdır.
Almanya'nın Recklinghausen şehrinde Usu Derviş semtinde bulunan Ditip Kuba Camii 28-29-30 Nisan'da 3 gün süren geleneksel bahar şenliği düzenledi. Yapılan kermesi bölgede bulunan cami dernekleri yöneticileri, din görevlileri, çeşitli STK yöneticileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Geç kızım anne yanına. Ditip Kuba Camii Dernek Başkanı Mehmet Şentürk ve din görevlisi Yılmaz Urhan ve Ditip Mal Fatih Camii Başkan Yardımcısı Fikret İnan BRTV açıklamalarda bulundu. Mehmet Şentürk, Recklinghausen Kuba Camii Dernek Başkanı, geleneksel haline gelen bu bahar şenliğimizin bu senede dünden beri devam ettiriyoruz. Yarın da devam ediyoruz inşallah. Ben bu standlarda yardım eden bütün arkadaşlarımıza, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bizler her sene camimize, cemiyetimize bir katkı olması adına bu şekilde kermes etkinlikleri düzenliyoruz. Şenliğimizin adı Bahar Şenliği. Dolayısıyla burada hem görüldüğü üzere insanlar birbirleriyle kaynaşıyorlar, birbirleriyle muhabbete dalıyorlar ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor şenlik şeklinde. Aynı zamanda camimize, cemiyetimize maddi anlamda bir katkısı olmuş oluyor. Bu yönünde etkinliklerimiz her sene yapılmakta. Gelip bizim bu etkinliğimize katılıp Türkiye'deki kardeşlerimize, dostlarımıza, vatandaşlarımıza duyurduğunuz için teşekkür ediyorum. Bugün Yüzevik'te bizleri davet eden Mehmet Şentürk kardeşimize huzurlarınızda çıkıyorum. Her sene bahar şenliği, senede bir sefer Avrupa'da bizi davet eden bahar şenliğine Kube Camisi'nin yönetim kurulu arkadaşlarımızın hepsine şükranlarımı ifade ediyorum. Bugün burada gerçekten mükemmel geçiyor. Mehmet Şentürk'e de yönetim kurulu arkadaşlarımıza başarı diliyorum. Bizim de Mali Fatih Camisi'nde 5. ayın 26'sında 27-28'inde bahar şenliğimiz var. Bütün bizleri izleyen bütün misafirlerimizi davet ediyoruz. Düzce Safari Offroad Kulübü tarafından 29. Çilimli Offroad Festivali düzenlendi. Çilimli ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin çeşitli illerinden 35 araçla 70 sporcu katıldı. Yarışların birinci etabında sporcular büyük hacme sahip motorlu araçlarla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştı. Su havuzlarından çıkmaları sırasında bazı araçların devrilmesi nedeniyle mücadeleye zaman zaman ara verildi. DİSOF Başkanı Mehmet Albayrak yaptığı açıklamada tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirtti. BRTV ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar. Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sunar.
Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sundu.